BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler, gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasının Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları tarafından ihlal edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı son günlerde basında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasının Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları tarafından ihlal edildiği yönündeki Rum kaynaklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Askeri bir konuda gerçek dışı haber yaparak Rum kaynakların anlamsız bir gerginlik yaratmaya çalıştığı açıktır. Ülkemiz hava sahası çerçevesinde gerçekleşen her türlü faaliyet, ilgili kurumlarımız tarafından sürekli olarak yakından takip edilmektedir. Söz konusu savaş uçaklarının faaliyetleri esnasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal etmeden geri dönüş yaptıkları gözlemlenmiştir. Bilinmelidir ki tatbikat esnasında oluşabilecek senaryolar önceden değerlendirilmiş ve gerekli tertibat alınmıştır. Bu bağlamda vurgulamak isteriz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının güvenliği her zaman için başta anavatan Türkiye'miz olmak üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın mutlak güvencesi altındadır. Sayın seyirciler, Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ikinci belgeseli olan Lapta'nın Kökleri ve Kaybolan Mesleklerinin galası dün akşam yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının varlığının bekası için verilen her mücadelenin odak noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisi olduğu belirtilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için yollarına devam edeceklerini vurguladı. Lapta'nın Kökleri ve Kaybolan Meslekleri belgeselinin galası yapıldı. Lambos'tan Lapta'ya belgeseli devamın niteliğini taşıyan iki ayrı bölümden oluşan belgeselde, Lapta'nın yerli ailelerin kökleri ve akrabalık bağlarının Lapta ile özdeşleşen ancak unutulmaya yüz tutan meslekleri ele alınıyor. La Chateau Lambos Otel'de yer alan galaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktu ve çok sayıda Laptalı katıldı. Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Dolmacı Keskinel, dernek olarak Lapta'nın kültürel tarihi zenginliklerini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktu da göreve geldiği günden bu yana beldede bu gibi önemli faaliyetlere imza atan derneklere destek vermeye çalıştıklarını belirterek, pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu katkıları arzu edilen noktaya taşıyamadıklarını söyledi. Meclis Başkanı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk kültürünün farklı beldelerin Kıbrıslı Türk kimliği ve Türk milli kültürünün bir birleşkesi olduğunu belirterek bunların tümünün harmanlanarak geleceğe taşınmasının önemine vurgu yaptı. Kıbrıs Türk halkının kendine özgü değerlerini geliştirmek, bulmak hepimizin görevidir diyen Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin makamlarının, yerel ve merkezi yönetimlerin bu tür faaliyetlere daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bağımsızlığının kutlanmaya hazırlandığını ifade eden Töre, Kıbrıslı Türklerin bu günlere gelmesine hizmet veren herkese minnetlerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Türk kimliği Osmanlı dönemine dayanan Lapta'nın doğal kültürel tarihi zenginlikleri ve Kıbrıs Türk turizminin başladığı yer olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, aziz kentin tüm engellemelere rağmen ilk Kıbrıs Türk otelini açarak bu bölgeyi dünyaya tanıttığını anımsattı. Lapta'nın tarihiyle, geçmişiyle, insanının verdiği mücadeleyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gönlüne taht kurmuş bir bölge olduğunu dile getiren Tatar, beldenin değerlerini gelecek nesillere taşımak için çalışan derneği kutladı. Bu bölgenin potansiyeli büyüktür. Dolayısıyla bu potansiyeli realize etmek ve ona göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için buralarda hizmetler sunabilmek hepimizin görevi. İnşallah bu belgesel milli arşivimizde yerini bulur. Milli arşivimizde yıllar sonra tarihçiler, belki atölyesinler,
belki diplomatlar bu bölgeseli izlediklerinde, işte yıllar evvel Kıbrıs'ta verilen mücadelede Lapta diye o önemli bölgede bu kadar yürekli insan kendi memleketlerinin geleceği için, kendi memleketlerinin ekonomik ve kültürel kalkınması için şu kadar hizmetler yapmışlar. Bütün bunların kayda geçmesi bizim uluslararası alanda egemen eşitlik iki devlet temelinde bir anlaşma için verdiğimiz mücadelenin altyapısını teşkil etmektedir. Hep soruyorlar, bu iki devletin altyapısı nerede? İşte altyapısı sizlersiniz. Altyapısı şehitlerimizdir. Altyapısı verdiğimiz mücadeledir. Altyapısı kültürümüzdür. Altyapısı bu topraklarda verdiğimiz ekonomik mücadeledir. Altyapısı bütün dünyaya bu haykırışımızdır. Dolayısıyla kimse bizim bu mücadelemizi hafife alamaz. Bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının varlığının bekası için verilen her mücadelenin odak noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisi olduğunu dile getiren Tatar, kim ne derse desin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için yollarına devam edeceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği Lapta Esintileri Korosu'nun mini konseri ve belgesel gösterimi yer aldı. Gecede belgeselin hayat bulmasına katkı sağlayanlara ve Lapta hesap işinin bugünlere taşınmasında emeği olan Sıdıka Rusoy'a teşekkür plaketleri verildi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı'nda toplandı. Genel kurulda hayat pahalılığı ve elektrik enerjisi üretimi için yakıt alımı konuları ağırlıklı olarak tartışıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak Avrupa Parlamentosu temsilciliği için UBP kanadından iki vekilin dönüşümlü olarak görevlendirilmesi konusu ele alınarak oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul'da daha sonra Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısının tezkeresi oy çokluğu ile onaylandı. Ardından mecliste Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin birleştirilmiş tasarıya ilişkin tezkeresi okundu. Daha sonra iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca CTP grubu adına Genel Başkan Tufan Erhürman hayat pahalılığı ve Kıptek'le ilgili konuşma yaptı. Erhürman birkaç gün önce Başbakan Ünal Üstel'in elektrikle ilgili açıklamaları çerçevesinde yeni bulunan formülün ne olduğunu sordu. Hayat pahalılığıyla ilgili şikayetlerin de bulunduğunu söyleyen Erhürman, hükümetin temel gıda maddelerinin ucuzlatılmasıyla ilgili çalışmalar olup olmadığını sordu. Maliye Bakanı Ali Şanşan da Kıptek'te akaryakıt ve navlun konusunda yapılan çalışmaların sonuna geldiğini ve Başbakan Ünal Üstel'in çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamayı yapacağını anlattı. Hayat pahalılığıyla ilgili olarak da hükümetin ve bakanlığın çalışmalar yaptığını söyleyen Şan, bu konuda da ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Başbakan Ünal Üstel de elektrik kurumu ile ilgili sorunlarınsa devam ettiğini belirtti. Yakıtla ilgili herhangi bir sorun yok. Tamamen bütün yakıtımızı Türkiye Cumhuriyeti'nden ilgili şirket getirecek. Biz nakliye hiçbir para vermeyeceğiz. Bir tek yakıt için borsa fiyatı neyse borsa fiyatını ödeyecek. Kükürt alanın %1 olacak. %3 kükürt almamız için de arkadaşlar ikinci protokol yapıyorum. Filtre de kalacak elektrik kurumuna. 3 ay ve 6 ay arasında filtreyi takacağız. Ve ondan sonra filtre takıldıktan sonra da elektriği ucuzlatmak için yakıttaki fiyatı yarıya çekmek için o zaman %3 kükürt veya %3'lük almış olacak. Ama filtre takılmadan %1'in üstüne kükürt oranı olan hiçbir yakıt elektrik kurumuna gelmeyecek. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak Başbakan Üstel'in anlattıklarının daha önceki UBP hükümetlerinin söylemleriyle aynı olduğunu savundu. Erhürman filtre konusuna asla karşı olmadıklarını ama hiçbir uzmanla konuşmadan filtre takımına gidilecek olmasını eleştirdiklerini belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hükümetin kurulduğu günden itibaren en doğru icraatını yapmak üzere olduğunu söyleyerek atılan bu adımın Kıptek mafyasını bitireceğini belirtti. Bir anlaşma yapılıyor Enerji Bakanlığı'yla ve artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti navlun ücreti ödemeyecek. Plas değeri zaten ödüyorsun kardeşim, bedava mı gelsin o da yani? Göreceksiniz Kıptek'i. Biz kurtaracağız. Bu hükümet kurtaracak Kıptek'i.
Bu Kıpt'taki yine bu hükümet kurtaracak. Navlun meselesini, ihale meselesini tarihe gömüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti diyor ki navlun ücretini artık ben ödeyeceğim kardeşim diyor. Artık bu işe karışmayın diyor. Daha ne istiyorsunuz? Birkaç ay sonra da filtre takılacaksın. Bunu koyduğunuz takdirde Türkiye'de bol miktarda bulunan %3'lük fuyla oil alıp gelebileceksiniz. Fiyatı çok daha ucuz olacak. Bu şekilde elektriği de belki ucuzlatma imkanı bulacağız. Kıptek mafyasının kökünü kazıyoruz. Allah'ıma bin şükür bunu da bu hükümet becerecek. Dolayısıyla konuşacak başka malzemeler arayın. Saygılar sunuyorum. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın muhalefetin konuşacak bir konu bulamayacağı söylemlerinin üzerine memleketin hali ortada, her konuda konuşulacak bir şey vardır dedi. Erhürman her şeyi Türkiye yapacaksa siz ne yapacaksınız diye sorarak iktidardan her konuda istişare içerisinde olmasını istediklerini kaydetti. Genel kurulda daha sonra Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nin birleştirilmiş tasarıya ilişkin görüşmelere geçildi. Sayın seyirciler, bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ara bölgedeki Letra Palace Otel'de bir araya geldi. Rutin olarak Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen toplantıların bugünkü ayağına AKEL ev sahipliği yapıyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak, toplantıya geçiş noktaları, ekonomi, kültürel miras ve çevre konularının ele alınacağını söyledi. Toplantı sonrası ortak yazılı açıklama yapılacağı belirtildi. Sayın seyirciler, bir değerimizi daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na uzun yıllar hizmet veren Sevilay Direkoğlu dün akşam hayata gözlerini yumdu. Sevilay Direkoğlu, BRT'de uzun yıllar sevilen programlara imza atan önemli bir değerimizdi. Sevilay Direkoğlu'nun naaşı yurt dışında bulunan çocuklarının ülkeye gelmesinin ardından toprağa verilecek. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bir değerini daha kaybetti. BRT'de uzun yıllar hizmet veren Sevilay Direkoğlu 85 yaşında yaşama gözlerini yumdu. 10 Aralık 1937'de Lefke bölgesinde doğan Sevilay Direkoğlu yaşamını Lefkoşa'da sürdürdü. Eğitimini tamamlamasının ardından pasaport dairesi ve tapu merkezde çalışan Direkoğlu'nun radyoyla ilk buluşması CBC ile oldu. 1957 yılında CBC'de spikerliğe başlayan Sevilay Direkoğlu, 1959 yılında evliliği sebebiyle Londra'ya gidince bir süre mesleğini ara verdi. 1964 yılının Şubat ayında sancaktarlığın talebiyle o dönem Lefkoşa'daki postane binasının üst katındaki Bayrak Radyosu'nda göreve başlayan Sevilay Direkoğlu, o dönemin imkansızlıkları içinde Bayrak Radyosu'nda görevini sürdürürken yeni personele de diksiyon dersleri verdi. Mahkemelerin üstünde BRT'ye gidin dediler. Tabii ki gittim, dördüydü galiba Şubat'ında. Bir baktım Güzide Hanım orada. Ahmet Atamtürk müdürümüz oldu. Orada oturduk, programlar hazırlamaya başladık derken bir de küçük haber bölümü kuruldu. İzzet Rızalar, Ali Şakir Bey, şimdiki Nuriye Aremi'nin babası. Yani her şey küçük şekilde orada artık nüvelendi. Sevilay Direkoğlu'nun uzun yıllar devam eden programları arasında Sabahın Getirdikleri, Hanımlarımızla Baş Başa ve 20 yıl boyunca her pazar yayınlanan Köye Doğru yer alıyor. Ben haberi okuduğumda, bütün haber hazırlayıcılar da bilir, halkın çoğu da bilir yani. O haberi anlamam lazımdı ki ben izleyiciye, dinleyiciye anlatabileyim. Aksi takdirde kıymeti yok. Yani ben nefes almamaktan şikayetçiyim. Bir gün birine yaptım bunu. Kendin önce içinde sindir, öğren, sonra bize anlat. Öğren. Sevilay Direkoğlu'nun naaşı yurt dışında bulunan çocuklarının ülkeye gelmesinin ardından toprağa verilecek.
Sevilay Direkoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Sevilay Direkoğlu'nun BRT'ye yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını vurguladı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Sevilay Direkoğlu'nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özkurt mesajında kurumumuza uzun yıllar hizmet veren bir değerimizi yitirdiğimizi anımsattı. Direkoğlu'nun ülkeye ve kurumumuza yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını vurgulayan Özkurt, Sevilay Direkoğlu'nun yaktığı meşalenin gelecek nesillere taşınmaya devam edileceğini söyledi. Özkurt, Direkoğlu'na rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi. Evet, şimdi de yurt dışındaki gelişmelerle devam edelim. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlaması faciaya dönüştü. Bir eğlence merkezinde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi. 82 kişinin de yaralandığı izdihamda ölenlerin 22'sinin yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Seul'un eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti. İzdihamda 4 Çin, 4 İran ve 3 Rus vatandaşının öldüğü, hayatını kaybedenler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Öte yandan bir yabancı uyruklunun kimlik tespitinin henüz yapılamadığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer yaşamını yitirenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu kaydetti. Seul Şehir Yönetimi olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik izdihamın eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti. Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracının sevk edildiğini dile getirdi. Facia nedeniyle Avrupa gezisini yarıda kesen Seul Belediye Başkanı Oh Se-hon, çok sayıda gencin hayatını kaybetmesini korkunç olarak niteleyerek ailelere başsağlığı diledi. Ülkede K-pop konserlerinin yanı sıra festival ve kutlama gibi etkinlikler iptal edildi. Seul'un merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Görgü tanıkları büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını anlattı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken polis hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti ve aileleriyle irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. Sayın seyirciler, Hindistan'da asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi Makçu nehrine düştü. Olaylarda en az 132 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde nehrin iki yakasını birbirine bağlayan asma yaya köprüsü çöktü. Çökme anında köprüde 400-500 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Köprüdeki yüzlerce kişi Macu nehrine düşerken en az 132 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 19. yüzyılda inşa edilmiş, yani Hindistan'ın İngiltere'nin sömürgesi olduğu dönemden kalma köprü 230 metre uzunluğundaydı. Köprünün tadilat için 6 aydır kapalı olduğu ve birkaç gün önce yeniden kullanıma açıldığı belirtildi. Gujarat Eyaleti Bakanı Bijez Merja, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişi sayısının henüz tespit edilemediğini aktardı. Yerel basına düşen görüntülerde bazı kişilerin çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü. Bunun yanı sıra
Çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi Twitter'dan yaptığı açıklamada olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla ifadelerini kullandı. Modi ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti. Sayın seyirciler, Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu %50.83 oy alan solcu eski devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva kazandı. Luiz Inácio Lula da Silva 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin yayınladığı %98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula %50,83, rakibi devlet başkanı Jair Bolsonaro %49,17 oranında oy aldı. Yüksek Seçim Mahkemesi'nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi. Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, %2'den az farkla seçimin galibi oldu. Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını demokrasi notuyla paylaştı. Luiz Inácio Lula da Silva 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak. Brezilya'ya 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle 1,5 yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti. Sendikacı kökeniyle İşçi Partisi'nin ilk başkanı olan Lula da Silva uyguladığı sosyal yardımlar sayesinde yaklaşık 30 milyon Brezilyalının fakirlikten kurtulmasını sağlayarak Brezilyalıların sevgisini kazandı. Kasım 2019'da tahliye edilen Lula'nın aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden yüksek mahkeme tarafından düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı. Bu arada Bolsonaro hükümetinde 1 Ocak 2019'dan 24 Nisan 2020'ye kadar Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sergio Moro aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti. Sayın seyirciler, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da olaysız gün geçmiyor. Kenti kuşatma altına alınmasını protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri arasında çatışma devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil'de Kiryat Erba Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yerleşimcinin ölmesi üzerine kenti kuşatma altına alan İsrail güçleri tüm giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturdu. İsrail'in uygulamalarını protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesine göstericiler taş atıp lastik yakarak karşılık verdi. Ve Çekya'dan bir haberle devam ediyoruz. Ülkenin başkenti Prag'da binlerce gösterici demokratik değerlere sahip çıkmak ve Ukrayna'yı desteklemek amacıyla yürüyüş düzenledi. Prag'da iki gün önce iktidarın Ukrayna yanlısı tutumunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterinin ardından bu kez de Wenceslas Meydanı'nda Ukrayna'yı destekleyici gösteri yapıldı. Eski Başbakan ve ANO Partisi Genel Başkanı Andrei Babis karşıtı gösterileriyle tanınan Demokrasi İçin 1 Milyon An inisiyatifince düzenlenen gösteride korku ve nefret söylemine karşı çıkılırken demokratik değerlerin savunulması ve Ukrayna'ya destek vurgusu öne çıktı. Gösteride Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin eşi Olena Zelenska da
çevrim içi bir konuşma yaptı. Zelenska, ülkesinin kuruluşundan bu yana en karanlık dönemden geçtiğini belirterek savaşta yaşananlara göz yumulmamasını istedi. Ülkesine verilen destekten ötürü teşekkür eden Zelenska, Rusya'nın savaşı kazanamayacağını söyledi. Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Çekya'da yükselen enflasyon, hayat pahalılığı ve enerji krizi gerekçeleriyle son iki ayda üç kez binlerce protestocunun katılımıyla 5 partiden oluşan koalisyon hükümeti karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkan göstericiler, Çekya'nın savaşta tarafsız olması gerektiğini savunmuş, iktidara istifa çağrısında bulunmuştu. Evet, şimdi yeniden ülkedeyiz. Elektrikte çoklu tarife uygulaması yarın başlıyor. Kış döneminde indirimli tarife haftanın 7 günü 22-7 arasında uygulanacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu aboneleri tercihlerine bağlı olarak yarından itibaren çoklu tarifeden yararlanabilecek. Çoklu tarifeyi tercih edecek elektrik aboneleri için kış döneminde indirimli saatler 22 ile 07 arasında 9 saat boyunca uygulanacak. Pahalı saatler 17 ile 22 arasındaki 5 saatlik dilimi kapsayacak. Sabah 07 ile 17 arasındaki 12 saatlik sürenin elektrik ücretleri ise normal tarifeden faturalandırılacak. Buna göre kış dönemi diye adlandırılan 16 Ekim-15 Mayıs tarihleri arasında normal zaman diye adlandırılan sabah saat 07'den akşam üzeri 17'ye kadar elektrik fiyatı kilowatt saat başına 3,3285 Türk lirası, puant adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17'den gece 22'ye kadar elektrik fiyatı 4,6046 Türk lirası, puan dışı olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22 ile sabah 07 saatler arasında ise elektrik fiyatı 2,1941 Türk lirası olarak uygulanacak. Kanser hastaları yararına ülkenin pek çok noktasına yerleştirilen geri dönüşüm kutuları kanser hastalarına umut olmaya devam ediyor. Geri dönüşüm kutularına atacağınız kıyafet ve eşyaların satışından elde edilecek gelirle kanser hastaları için katkıda bulunabilirsiniz. Sevgili izleyenler, Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına kullanılmış ya da kullanılmamış kıyafetlerimizi, benzeri eşyalarımızı bu görmüş olduğunuz geri dönüşüm kutularına atmamızın önemi çok büyük. Bu sayede kanser hastalarımıza bir nebze de olsa destek olmamız mümkün. Şu anda yanımızda Kanser Hastaları Yardım Derneği 4 Yol Alan İçi Bölge Sorumlusu Sayın Faika Ergeç var. Kendisiyle hemen konumuz üzerine görüşeceğiz. Merhabalar Faika. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanımızda olduğunuz için, sesimizi duyurduğunuz için çok çok sağ olun. Bu geri dönüşüm kutuları hastalarımıza ilaç olarak, yol masrafı olarak geri dönüyor. Herkes duyarlı olup bu kutulara kıyafetlerini, bağışlarını atarlarsa Kanser Hastaları Yardım Derneği adına herkese duyarlılıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Ya bu kutuların önemi çok büyük. Bize ilaç olarak, yol masrafı olarak çok çok iyi. Lütfen herkes duyarlı olup bu kutulara kıyafetlerini, bak şimdi dolap boşaltma zamanı, kutulara atılsın. Ve hastalarımıza geri dönsün. Okullarda kampanyalar olabilir. Hanımlarımız mesela kendi aralarında gün belirleyip ufak tefek de olsa bir katkı, kahve günlerinde mesela işte 10 kişi toplanır, ben bunu yaptım, şunu yaptım. Kendi aralarında ufak da olsa bağışlar yapılır. Bunlar güzel bir destek olur. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Şimdi para piyasalarıyla Damla sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
Gün ortasında piyasalardaki son durumla karşınızdayız. İlk olarak kurlara göz atalım. Dolar TL öğle saatlerinde 18.62'den, Euro TL 18.49'dan ve Sterlin TL 21.49'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 0.99 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %1.28'lik yükselişte 3.928 puana yükseldi. Kripto paralardaysa sabah var olan geriye doğru gidiş yerini öğle saatlerine doğru yukarıya çevirdi. Bitcoin 20.739 dolardan, Ethereum ise 1.622 dolardan satılıyor şu sıralarda. Ve altın Fed'in yeni bir 75 bas puanlık artış yapacağı beklentisiyle üzerinde baskı hissetmeye devam ediyor. Bu çerçevede baktığımızda gram altın öğle saatlerinde 981 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1605 TL'den, Cumhuriyet altın da 6603 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 1639 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüş ons fiyatı 19 dolar seviyesinde seyretmeye devam ediyor ve Brent petrol uluslararası piyasada varil fiyatı öğle saatlerine doğru 92 dolara kadar gerilemiş durumda. Piyasalardaki son durumla karşınızda olduk. Hoşçakalın. Aksa Futbol Ligleri'nde 6. hafta geride kaldı. Hafta sonunda Süper Lig'de Mausa Türkgücü liderliğini sürdürürken 1. Lig'de Bafikürdü zirvenin yeni sahibi oldu. Süper Lig'de 16 puanlı Mausa Türkgücü'nü aynı puan ve averajla Miracle Değirmenlik ikinci 14 puanda olan Yeni Cami ise 3. sırada takip ediyor. 1. Lig'de ilk 5 haftayı lider bitiren Yalova 6. hafta mücadelesinde Bafikürdü'na kaybetti. Aynı zamanda liderliği de rakibine kaptırdı. Lig'de 1. sıradaki Bafikürdü 14 puana sahip. 2. sıradaki Yalova 13, 3. durumda bulunan Pera Gençler Birliği'nin de 12 puanı var. Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbul Spor'u 5-2 yendi. Belçikalı Yıldız Batçay'ı karşılaşmada 3 gol 1 asiste imzasını attı. Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Sarı Lacivertliler ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti ve zirvedeki yerini korudu. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş'la Galatasaray derbisi öncesi karşı karşıya geldiği İmraniye Spor'u 5-2'lik sonuçla mağlup etti. Cenk Tosun kaydettiği 2 gol 1 asiste ve Gorsa attığı 2 golle yıldızlaştı. Siyah beyazlılar elde ettiği galibiyete puanını 22'ye yükseltti. Lig hafta kapanışında bugün Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir Giresunspor maçları var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Meryem Ceren Kırma Badminton Minikler Ligi'nde şampiyonluk yakında oynar sesinin oldu. Atatürk Spor Salonu'nda 10 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda NF Cyprus Akademi Kulübü 2.lik, Bekiroğulları Spor Kulübü 3.lik elde etti. Lefkoşa Badminton Kulübü ise turnuvayı 4. tamamladı. Kuzey Kıbrıs Touring ve Otomobil Kurumu'nun Başer Holding'in ana sponsorluğunda düzenlediği 6. yarış Gülgün Kuzey Kıbrıs Rallisi'ni Haskasap Şevketoğlu ikilisi kazandı. Meriç ve Balıkesir etabında Cevdet Alptürk Mustafa Yücener ikilisinin kaza geçirmesi üzerine ilk etap iptal edilirken toplamda 9 etap olarak planlanan rally 8 etapla tamamlandı. Son gün geçilen 3 etabın ikisinde en iyi dereceyi elde eden Neodrift Racing Team'den Enver Haskasap Güner Şevketoğlu ikilisi rally'yi zirvede tamamladı. Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar Hasan Odun ikilisi ikinci oldu, aynı zamanda sınıf 2'de de podyumu gördü. Kıbrıs Online Rally Team'den Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem ikilisi ise rally'yi 3. bitirdi. İkili aynı zamanda Sınıf N'nin ve Ahmet Kişmir Rally Kupası'nın daha birincisi oldu. Goodyear Racing Team ekibinden Kerim Hacı Mevlüt, Rasim Çetinkaya ikilisi Sınıf 1, Karaduman Rally Team'den Özhan Karaduman, Serdar Kumru ikilisi Sınıf 3 birinciliğini elde etti. Şenay Karaferikli'de Kadın Co-Pilot birinciliği kupasını almaya hak kazandı.
Kickboksçular Mixed Martial Arts Level sınavını verdi. Sınav sonunda 13 sporcu başarılı olarak bir üst level derecesine terfi etti. Terfi eden sporculardan Doğan Canhür, Hüseyin Emre Ekiz, Hüseyin Bekiroğlu, Enes Bulut, Atilay Özok, Seyet Ali Reza, Lisan Şeval, 1. level Ömer Su İçmez, Atamurat Balyev, Sarp Sümer, Emre Sert, Enis Can Doğan Gün, Arif Deniz Kıran ve Hasan Akmandor 2. level'a geldi. Bilal İneci Yıldızlar Eko Romen güreş müsabakaları Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu'nda yapıldı. Yıldızlar A kategorisinde Lapta Türk Birliği 1. Büyük Konuk İsmet Altı Spor Kulübü 2. Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 3. oldu. Lapta Türk Birliği B kategorisinde de ilk sırayı aldı. Lapta'yı Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 2. Büyük Konuk İsmet Altı Spor Kulübü 3. izledi. İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal Nottingham Forest'i 5-0 mağlup etti. Puanını 31'e çıkaran Arsenal liderliğini korudu. Nottingham Forest ise 9 puanda kaldı. İspanya La Liga 12. haftasında ise namağlup unvanını koruyan tek takım olan Real Madrid sahasında oynadığı maçta Girona ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 32'ye çıkaran Real Madrid en yakın rakibi Barcelona'nın 31 puan önünde liderliğini sürdürdü. Diğer yandan Real Madrid'de sakatlığı devam eden Karim Benzema arda arda 3. maçta forma giyemedi. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Bu sezon 14. kez birinci olan 25 yaşındaki Verstappen, Michael Schumacher ve Vettel ile yarıştığı Formula 1 rekorunu kırdı. 71 tur üzerinden yapılan yarışı kazanan Verstappen sezonun 14. kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı. Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton, ikinci takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez de üçüncü oldu. Verstappen'in pilotlar Red Bull'unsa takımlar klasmanında. Şampiyonluğu garantiledi 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek. NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçta Los Angeles Lakers Denver Nuggets'ı 121-110 yendi ve böylece ilk kez galip gelmeyi başardı. Maçta Lakers adına LeBron James 26 sayı 6 rebound 8 asist, Anthony Davis de 23 sayı 15 rebound 2 asistle öne çıkan isimler oldu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Yine güzel bir gün. Evet, hava parçalı bulutlu bir görünümde. Bugünkü tahminimiz öğle saatlerinden itibaren ne yapıyorduk? Doğu kesime bir yağış geçişini veriyorduk. Evet, tahminlerimiz böyle bugün için. Yarın için ne var? Yine parçalı bulutlu bir görünüm ve yağış geçişini görmek mümkün. Evet, yağış geçişi diyorum ama yer yer hafif bir sağanağı göreceğiz. Evet, bir haftalık tahminimizi de yapalım. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri açık az bulutlu geçecek. Cumartesine kadar hava sıcaklıkları 27-28 santigrat derece aralığında olacak iç kesimlerde ve sahillerde. Deniz kenarlarından dağlık kesimlerde ne olacak? 22-23 derece. Geldik mi pazar gününe efendim, pazar gününe. Hep bugünkü tahminlere göre konuşuyorum. Pazar gün. Öğle saatlerinden itibaren yer yer etkili sağanak yağmur bekliyorum pazar günü. Ve önümüzdeki pazardan sonra yer yer sağanak yağmurların devam ederken hava sıcaklıkları da mevsim normalleri civarında veyahut az üzerine olacak. Pazar gününden sonra hava sıcaklıkları düşüyor efendim. 22-24 derecelere düşecek. Tabii ki
Bugünkü öngörülerimiz böyle. Bugün Kıbrıs'ta hava diyordum. Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimler ve Karpaz bölgesinin yer yer sağanak yağmurlu olacağını düşünüyorum. Ve Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı 27 derece. Lefke'de 25, Girne'de 26, Güzelyurt'ta 27, Alev Kayası'nda 22, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 25, Zaferburnu'nda 24, İskele'de 28, Gazimağusa'da 26, Larnaka'da 27, Limassol'da 26, Baf'ta 27 ve Troodos'ta 16 derece efendim. Ve gecemiz parçalı az bulutlu geçecek. En düşük hava sıcaklıkları Lefke ve Girne'de 18 derece, Güzelyurt'ta 12, Lefkoşa'da 13, Alev Kayası'nda 14, Larnaka'da 18, İskele'de 16, Gazimağusa'da 15, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 17, Limassol'da 16, Baf'ta 17 ve Troodos'ta 4 derece. Evet, yarın açık az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve bir yağış geçişini görmek mümkün yarında. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefkoşa'da 27 derece, Lefke'de 22, Girne'de 26, Alev Kayası'nda 24, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 25, Gazimağusa'da 26, İskele'de 24, Larnaka'da 25, Limassol'da 26, Baf'ta 25 ve Troodos'ta 14 derece. Sıcaklıklar Ekim ayı mevsim normalleri civarında seyredecek bugün ve yarın efendim. Tabii yarın Kasım'ın ilk günüdür diyelim. Denizlerimizde hava parçalı bulutlu geçerken tüm sahillerimizde, kuzey, güney, batı, doğu sahillerimizde rüzgar kuzey ve batıdan 3 ile 4 kuvvetinde hafif bir ara orta dalgalı bir deniz ile birlikte 1-1,5 metrelik bir dalga boyu. Ve denize girmek isteyenler tabii ki önümüzdeki cumartesine kadar hava sıcaklıkları tabii ki mevsim normalleri civarında seyredecek. Ve deniz suyu ise 25 santigrat derecelerde olacak düşünüyorum cumartesine kadar. Cumartesinden sonra nispeten soğuk ve nispeten serin hava kütlesi gelip hem kara hem deniz sıcaklıklarının düşmesini bekliyorum efendim. Evet, bölgemizde bugün ve yarın bir yağış geçişini görmek mümkün diye söylemiştim. Çarşambadan cumartesine kadar açık az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçeceğini de söylemiştim. Ve çiftçilere müjdeyi de vermiştim. Pazar gününden itibaren ve önümüzdeki hafta bekledikleri güzel yağışların geleceğini söylüyorum. Ama bugünkü tahminlere göre efendim. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın.